Yaz, kış. Bir toplum özellikle girdiğim zaman kaşıntı, hapşırma, gıcık tutması çözümünde siz biraz dile getirdiğiniz sıvı tüketimi işe yarıyor. İyi dediniz ama heyecanlanma sonrasında daha çok gıcık tutması ya da elimin direkt burnuma, kulağıma, çeneme gitmesi. Havadan alerji olabilir diyorsunuz Tabii ama tabii. önlemek anlamında var mıdır su çözümü dışında ya da Yani tabii alerjik önlemlerin alerjiye yönelik dışında bizim kaşıntı? tedavilerimiz, alerji tedavisi aslında tedavi etmiyor. Yani verdiğimiz ilaçlar sadece şikayetleri baskılayan ilaçlar, Evet. tedavi edici değil. Alerjide esas birinci basamakta kendinizi dokunan şeylerden uzak Uzak tutacaksınız. Kendinizi tutacağız. koruyacaksınız. Bizim verdiğimiz ilaçlar hapşurma varsa, burun kaşıntısı varsa onu baskılıyor. Ama ilacı bıraktığınızda tekrar aynı şikayetler devam edebilir. İşte burun spreyleri kullanıyoruz, alerji spreyleri. Bunun için haplar kullanıyoruz, alerji hapları. Böyle tedavilerimiz var. Ama ana şey felsefe alerjide dokunan şeyi tespit edip, bunu alerji testleriyle de olabilir. Zor Alerji bir testi işlem yapın. midir testi? Yok, koldan yapılan testler var. Evet. 15 dakikada sonuçlanıyor. Hani Yani sizde yoğun çıkarsa işlem çıkmaya da biliyor. çıkmaya da biliyor. Orada o maddelere karşı çıkmaya da bilir ama en az çıkarsa neyin dokunduğunu bilip ondan uzak kalabiliyoruz. Ayrıca bir de aşı tedavisi var alerjide. Uzun dönemli, uzun soluklu bir tedavi, 4-5 yıl süren bir tedavi. Eğer hasta bunu yapmayı göze alacak ve artık hani bıkkınlık getirecek düzeydeyse alerjisi, bu aşı tedavisi başlanabiliyor. O düzenli bir şekilde o aşıların olması lazım. Evet. O biraz daha tedavi edici bir şey aşı. Evet.